Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Evet, ne yapıyor? Hop, hop. Abi ne oldu sana? Just Cause 3. Arkadaşlar merhaba. Just Cause'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Sarp Kürkçü ve bu Jackass gibi bir giriş oldu bu ama çünkü şimdi kendimizi aşağıya atıyoruz. Burada bir yerleşim yeri alacağız. Ama bu sefer aklımda farklı bir şey var. Gerçi paldır küldür aşağı iniyoruz ama çok küçük bir yerleşim yeri bu. Şöyle bir şey yapacağız. Burası ve ardından almayı düşündüğüm askeri üste hiçbir silah ateşlemeyeceğiz. Evet. Sıfır silah ateşleyerek üs almayı deneyeceğim. Söylemesi ayıptır, daha önce bir iki kere denedim. Yapabildiğim de oluyor. Arada kimseye ateş etmeyeyim derken dayağımı çok istediğim de oluyor. Ama bence altından kalkabiliriz. Çok zor durumda kalmak değil de gerçekten mecbur olmadığım takdirde, yani görev vesaire zorlamadığı takdirde ateş etmeyeceğim. Peki nasıl yapacağım? Şu sevgili grappling hook'umuz var ya. Arkada da sinir bozucu diktatörümüz konuşuyor. Azıcık o hoparlörlerden uzak durayım. Evet, bu grappling hook'u kullanarak ortalığı yıkacağız. Böyle küçük bir yerleşim yeriyle başlıyoruz ama daha sonrasında büyük bir askeri üste aynı şeyi yapmak bakalım ne kadar kolay olacak. O yüzden gelin elimizdekilerin çekiş gücünü kullanarak, arada timimizi de görerek biz ortalığı yavaşça ve sessizce yıkmaya başlayalım. Başka. Mesela sevgili diktatörümüzün heykeli. Şimdi mesela senin dizlerinde minisküs olsa, değil mi? Doktora gitmemiş olsan. Hop. Bir tane daha atalım. Bakalım olacak mı? Evet. Aha, dizler kurtulmadı. O zaman göbeğin çok fazla olsa, göbeğini deneyelim. Evet, işte şişmanlık başa bela arkadaşlar. O yüzden spor yapıyorsunuz, zinde kalıyorsunuz. Sonra yarın öbür gün heykeliniz böyle göbekten devrilir. Uyarmadı demeyin. Hemen. Ne bağırıyorsun abi? Zaten hiçbirimiz seni dinlemiyoruz. Aha, indire indire kapağı indirdim diyordum. Ama göbeği de komple indirmeyi başarmışım. Şimdi ortalığı yakıp yıkmamanın getirdiği şöyle bir olay var. Sonuçta otorite bizi takip ediyor güya ama çok da fazla dikkatlerini çekmiyoruz gördüğünüz üzere. Hatta bir de seni şuraya bağlasam. Bağlayabildim mi? Yetti mi onun mesafesi? Yetmemiş. Aha, ve otoriteler bizi gördü. Merhaba sevgili otorite. O zaman şunu tankla birbirine yakınlaştıralım. Müzikler de güzel ha. Şimdi sen abi izninle bir merhaba. Oh. Orada bayağı sağlam ağır makineli araçlar var. Şimdi hiçbir kimseye ateş etmeyeceğiz dedik ya. O yüzden biz öncelikli olarak bir yardım çağıralım. Adamların göbeğini indik. Ağzımıza yumruk tekme yiyoruz ama biz bir kaçalım. Şimdi bir kapı daha olması lazım. Kapılardan birini açtık. Bir diğer kapı. Tamam, orada bizim asi dostlarımız yardımcı oluyorlar. Bir kapıyı daha açtık. Hop, şimdi şuradan bir kaçalım. Bir tane daha billboard yıkmamız gerekiyor gördüğünüz üzere. Sol üstte bu arada arkadaşlar neleri yıkmamız gerektiğinin listesi her daim var. Acaba o billboard nerede? Aslında harita menüsüne bakarak billboard'un yerini bulma şansım var. Ama hadi o kadar da beleşçilik yapmayayım diyorum. Yerden yardım ekibi yolluyorlarmış. Yollayayım bakalım. Biz bu şeyi nasıl bulacağız? Aa, şurada bir hoparlör daha var. Hop, gelelim. Sen şöyle gel. Bir tane daha atalım. Bakalım sadece kapak mı geliyor? Sadece kapak geliyor. Neyse, içini açtığımıza göre geri kalanı da alabiliriz. Evet, polis istasyonu da biraz önce içeriye asileri yardıma çağırdığımız yerde.
gümledi. Farkındaysanız arkadaşlar tek bir el ateş etmedik. Evet, çünkü burası gördüğünüz üzere kolay bir yer. Girizgahı burayla yapayım istedim. Ama bu bölgede almam gereken şu tepede de izini görebileceğiniz daha kallavi bir yer var. Biraz sonra orada şansımızı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Ama ben bu tabelayı bulamıyorum. Tabela nerede? Yutkunuyorum. Yalnız içeride bildiğiniz meydan savaşı var bakın. Asilerle imparatorluk falan diyesim geliyor ya. Resmen. Neyse ben hızlıca bakıyorum. Aha şuradaymış. Şurası neresi acaba? Tam o esnada hareket etti çünkü. Tamam. Hop. İşte tabela. In the tabela. That's the tabela. Al sana tabela. Bunu da hallettik. Şimdi son olarak gidiyor ve bayrağımızı dikiyoruz. Çünkü nedir? Bir yere ele geçirdiğimizde bayrak dikmek önemli arkadaşlar. Bayrağı da diktiğimize göre burayı sıfır kurşunla hiçbir el ateş etmeden ele geçirmeyi başardık. Zaten küçücük bir yerdi. O yüzden çok da problem değil. This belongs to the people. The people. Evet. Şimdi ben diyorum ki şurada bir askeri üs olabilir. Bakın devasa bir yer. Hani alan büyüdükçe oranın koruması da artıyor. Ve o korumaya karşı koyup orayı ele geçirmekte zorlaşıyor. O yüzden hani şimdi videoyu izlerken diyebilirsiniz. Abi küçücük bir yere ele geçirdin. Ne olacak? O kadarcık yere ele geçirmekte ne var? O yüzden ben de diyorum ki işleri zorlaştıralım biraz. Mesela burayı ele geçirelim. Hop. Şimdi nedense bu... İşte benim o. Şunu ben bir devirerek başlayayım. Nedense bunları devirmek ekstra bir hoşuma gidiyor. Bu arada sağ altta ben kafayı yukarıya aldığım için artık görebilme şansınız var. Sağ altta kaç tane bombamızın ve aynı zamanda kaç tane bu halattan diyeyim birleştirdiğimizin kaydı var. O da bir artı oldu diye tahmin ediyorum. Hop, seni yıkar mıyız böyle? Transistörü yerinden söktük. Daha doğrusu ara istasyon kontrol ünitesini söktük. Aa, anteni de devirmeyi başarmışız. Yes. Bu esnada ben oradaki şeyi de söker miyim? Söktüm. Transformatörü de söktüm. Seni de sökelim. Hop söktüm. Bu arada şuradaki arada bir kaslı bilgisayarımız. Oo, ben buradan önce bir paçayı kurtarayım. Havadayken bizi de cuk cuk vurmaya çalışıyorlar. Hadi bakalım, burası gördüğünüz üzere biraz daha dertli bir bölge. İki tane yapsam yeter mi acaba? Yok, iki tane. İki çok alakasız yerleri vurdu. Ah, vurulurum esnada. Ah, topu bir tane. Abi ben seni bir şekilde aradan çıkarmalıyım. Sen benim başıma belasın. Bakın şu anda bombaların üstünde 4'te 2 yazıyor. 4'te 2 demek yaklaşık olarak 2 tane halatımız, yani 4 halatımızdan ikisi şu anda kullanılıyor demek. Onları kopardım. Şu aşağıdaki benzin bidonlarını, koskoca tankada bidon dedi. Siz de birbirinize yaklaşın bakayım. Aşıklar ayrı kalmasın. Hadi patla, patla, hadi patla. Hadi patla. Oh. İşte böyle. Hop, kaçalım. Azıcık kaçalım. Şimdi kimseye ateş etmiyoruz, kabul. Ama bu yardım almayacağımız anlamına gelmez. Eğer helikopterler buraya gelirse, ki elbet bir ara gelecekler. Neden bir dost ünitemiz olmasın, değil mi? Sonuçta yardıma her daim ihtiyacımız var. Bu arada sadece kabloyla burayı bitirmenin sözünü verdim de beni en çok korkutan şey şu gördüğünüz büyük su tankı. Su tankları biraz nazlı olabiliyor. Sen de buna yaklaş. Hepsini bir arada halledebilirsem. Oluyor mu? Sanki oluyor gibi.
Nedir durum, oldu mu? Wow. Dostum arada bir kasıyorsun. Niye kasıyorsun? Sen böyle yapmazdın. Artık böyle mi oldu? Artık bu işler kasma üstüne mi kuruluyor? Sonuncusunu çok uygun bir yere atmadım. Neyse, orayı bir çözüm bulacağız artık. Söz verdik kurşun atmayacağız diye. Artık çözümler, bir komiklikler, bir şakalar yapacağız. Sen abi gel. Sen taşa belasın. Oh. Mesela... Buralarda da varil yok galiba. 4 tane halat bunu indirmeye yeter mi? Şuradan. Au. Bunu yapabileceğimi hiç bilmiyordum işte. Bir tane direği alıp sökerek. Arkadaşlar siz neden şiddeti yöneliyorsunuz? Yok, onlar oradaki yere takıldı. Halbuki uçup gitselerdi çok karizmatik olacaktı ya. Tıp. Peki seni ne yapacağız? Mesela... İşe yarar mı? Abi ben seni bir ayrıca şuraya alayım. Yok, patlatmadı. Acaba yine bu sivri bir şey mevzusu işe yarar mı? O da mı olmadı? Böyle bir daha deneyelim. Tüh, buna sivri bir şey çarpınca bir etkisi olmuyormuş. Tamam, seni sona bırakalım. Sana bir çözüm bulacağız. Nihayetinde ben izleyicilerime söz verdim. Kurşun sıkmayacağım dedim. Ama bunu bomba atmayacağım demedim deyip oraya bir bomba atarak işi de çözmek istemiyorum. Hop. Havaya uçuyor mu? Uçuyor sanki. Bakalım. Evet, orası da biraz eğlenmiş. Şunu patladığından emin olamadım. Derken şimdi patladı. Peki, seni sona bırakıyoruz dedik. Şu iki yer. Bu birazcık zorlu olacak arkadaşlar. Üç. Şimdi bakın, 3 tane attım. 4.'yi atmıyorum çünkü 4.'yi atarsam bunu yapamıyorum. Yani bir yerden bir yere kayma şansı... Oh, hepsini yanlışlıkla kopardım. İşte bu hoş olmadı. Bir de ben burada... Atraksiyon denirken, Daenerys Targaryen iken ben şu sniper'dan bir kurtulmak istiyorum. Sözüm söz, kurşun yok. Sıkmayacağız. Bir de abi seni denk getiremiyorum bir türlü. Aynı şekilde sen de bir şöyle gider misin? Oh. Aslında bir iki helikopter gelse de onun eğlencesini görsek sizinle. Helikopterleri birazcık dürtmeyi başardım. Bu çok eğlenceli oluyor. Ama acaba bu kadar ortadan seçmemiz bunu diker mi? Geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Gel, gel, gel. Topla. Oh. Sending Marine Units. Peki. O zaman küçükken mimar olmak istemiştim. Büyüyünce dedim ki binalar yapacağım dedim ama bunu yıkamadım. Yapmak için önce yıkmayı öğrenmek lazım. O zaman bunu hop. Şöyle bir gidelim. Bir tane daha. Bakalım ne olacak.
yavaş yavaş bitiriyor sanki. Aa, şeyi patlattık sadece be. Ama güzel patladı. Yalnız editör şımarıklığına dikkatinizi çekiyorum. Koskoca kuleyi değil, koskoca tankeri patlatıyoruz ve beğenmiyor. Ve hızlanıyor. Diyor ki ben bunu böyle yapacaktım ama olmadı. Allah Allah, biraz önce ben... Aha! İşte bu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Pek de güzel oldu. Çevresinde adam var mı hiç? Yok gibi. Çünkü hack'in tam ortasında kurşun yerseniz bölünüyor. Sonra baştan başlamanız gerekiyor. Ups, buradan çıkamadık. Hop. Şimdi sen buna çarpsan, sen buna çarpsan, beni de çiv 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 vurmasalar. Şöyle bir gidelim. Okey. Ben şunları birbirlerine çarptırayım. Komple jerk dediniz mi? Ohoho. İşte böyle. Peki. Çok güzel. Bir tane daha yapacağım ama şöyle şunun tepesine çıkayım. Sen de buraya gel. Ne oldu? Yeteri kadar tehdit unsuru olarak görmüyor musunuz beni arkadaşlar? Hani nerede şey, helikopterler? Oh. Evet. İşte bu be. İşte bu. Tamam. Az önce başardığım şey şansına mıydı değil miydi merak ediyorum. Ama şöyle bir şey denesem. Mesela bu anteni buna çarpsam. Hop, diyor, 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 diyor. Aa. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya. Şeyler, kıyametler koptu orada ama yok ben yapmış. Peki. Sen adamların üstüne doğru gitsen. Mesela. Ohohoho. İşte bu çok güzel. Arkadaşlar, Just Cause'u keyifli yapan bu işte. Bu arada dup 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 kalp sesim geliyor. Ve birazcık sakat durumdayım. Ölmemem lazım, ölmemem lazım. Çünkü izleyicilerden birisi abi çok prosun demiş. Sonra da demiş ki abi ölümü görünce ben vazgeçtim. Choppers are inbound. Helikopter geliyor. Helikopter geliyor arkamda hatta. Aa. Tabii ben şey ayarlamıştım ya. Resmen kıyamet kopuyor burada. Kravatları koparalım. Vay be. Evet arkadaşlar, demek ki neymiş? Yardım için semleri, yani yerden yukarıya roket atan güzel dostlarımızı kendi tarafımıza çekmek iyiymiş. Hop, şöyle yapsam, şunları bir kırsam. Kıramıyorum. Aa. Merhaba motosikletli dostlar. Şimdi bir bu kaldı. Yan taraftaki listeye bakarsanız bu arada daha patlatmamız gereken çok şey var. Görünüşe göre. Hop. Bir yandan da onları bir gözleyelim. Nerede ne var? Oradaki su deposunu biliyoruz. Buradaki büyük küre şeklindeki yakıt deposunu biliyoruz. Aha, daha buralar var.
Orada bu arada bir tane şey çekeyim dedim ama o da çok uzak kaldı. Ah, neyse sıkışmadık. Sen sana, sen sana, sen de sana bağlan. Güp. İşte bu çok güzel. Sen sana, sen de sana bağla. Bağlanamadı, o esnada ben de onu. Neyse, tek yeter onlara. Cüzük. Sen de koparmışsın bir. Ha. Evet, fark ettiyseniz asiler bize teknelerle, yani deniz yolundan yardıma geliyorlar. Bana da diyor ki Rico, git şuralardaki düğmelere bas. Yan tarafta çok adam var, o yüzden ben buradaki düğmeye basacağım. Bastın mı? Vallahi bastım. Gıdıgık gıdıgık gıdıgık. Oo, çok güzel, 5 yıldız. Ordu gelecek diyeceğim şimdi, yanlış oyun. Bir helikopter sesi duyuyorum. Bir helikopter sesi duyuyorum. Peki iki helikopteri birbirine bağlarsam ne olur? Görüyoruz, görüyoruz. Yes! Evet, arka tarafta bir de sistemi patlatmayı başardım. Hop. Ben şuraya ineyim. Hızlıca sizi de patlatayım. Bir tane yeter. Bakıyoruz. Gutum gutum gutum. Hemen koparalım onları. Bağlı kalmasın. Şöyle yapsak yeter. Gösterelim. Çok güzel. Yani sizi bilmem ama bence her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Deyip ölürmüşüm şimdi çok diye. Bakıyoruz. Anten bulmam lazım. Mesela. Bulduğumu varsayabiliriz şu anda. Botlar hazır. Nereden geliyorlar? Oradan geliyor. Ben oranın kapısını açtım. Gördük, arkadaki antenleri de patlatalım. Merhaba dostum. Merhaba doğan güneş. Böyle bir şarkı vardı bir arada. Merhaba sevgili çocuklar. Dum 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 falan diye. Evet. Positional troops inbound. This is dispatch. Request received. Understood. We are providing additional manpower. Siz birbirinize çarpıp patlar mısınız? Arada tabii tanklar, helikopterler, artık arkadaşlar ne varsa geliyor gördüğünüz üzere. Şurada dev bir gemi bile var. Resmen boğazı kaparmışçasına duruyor. Biraz sonra artık yavaş yavaş patlatacağım şeylerin yerini bulabilmek adına haritadan yardım alacağım, baştan söyleyeyim. Çünkü yavaş yavaş hiçbir şey göremez oldum. Hala inadımda devam ediyorum. Farkındaysanız ne bir bomba attım, ne bir roket fırlattım, ne bir kurşun sıktım. Hiçbir şey yapmadan bütün üssü havayı uçurmaya çalışıyoruz birlikte. Git. Ot. Ucundan kurtardık vallahi. Şimdi hazır şurada çok kimse yokken derken arkadan birisi beni canavar gibi koruyor. İkisini de indirirsem. Aa, doyamışlığa gel yalnız. Vallahi burası adam dolmuş. Rico'da gördüğünüz üzere arkadaşlar camış gibi.
Dev bir camış misali camışlıyordu. Bugün babam eve camış getirdi. Bugün hava çok camış. Camışı Türkçe cümle içinde kullanmayı başardık. Ama Rico sen bunun üstünde durma. Sonuncuyu da yıkınca artık. Ama artık. Ama ayıp oluyor artık. Teşekkür ederim. Evet. 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 Ne yapıyor? Hop hop. Abi ne oldu sana? Çok çok eğlenceli şeyler görüyorum lan ben burada. Bu arada bunların hiçbirisi, yani en azından biraz önce küreye olan şey gibiler, daha önce başıma gelen olaylardan biri değildi. Hop şöyle geçeyim. Benzer taktiği sana uygulasak. Mesela o koparmaya yeter mi onu? Vallahi yetmedi. Bir öncekini güzel bir şekilde halletmiş olsak da şunu nasıl koparacağıma dair bir fikrim yok. Maşallah kurşunu da bol buldunuz ha. Yani onu düşünürken bir adet daha yakıt tankı var. Bir yerlerde bir adet daha anten var. Bir ara kontrol istasyonu var. Bir de zaten su tankı var. Bir de size onu göstereceğim. Hadi bakalım acaba nerede o? Derken yok. Düşündüğüm şey değilmiş. Şunları patlatacağız ya. Bir de arkadaşlar yer altına gömülü şey var. Ne denir ona? Anten var. Bazen o antenlerden önce antenleri çıkarmanız gerekiyor. Evet. Size verdiğim sözü cümletmeme gerek kalmadı. Çünkü bu üssün kumandanı bir helikopterle geliyor. Hop. Peki sevgili üst komutanı. Sevgili üst komutanı, sen aşağıya doğru acıma bir iniş yap. Acı bir iniş yap. Oluyor ya. Bence yapıyoruz bu işi. Bence biz bu işi... Gemi belki sıkıra korkutucuymuş. Acaba bir adet antenimiz nerede? Artık ne dersiniz? Haritadan bakayım değil mi? Yeteri kadar dolandık. Anten. Her şey şu sağdaymış. Hemen ileri sağa antenini bulalım. Neredeler? Oradalar. Hop. Hey, what's the matter, guys? Come on, Rico. Bütün alatları çekersek ortalığı biraz karmaşaya zerk edeceğiz. Evet. Azıcık insan yoruluyor mu ne? Hiç ölmeden bu üssü aynı zamanda hiç kurşun sıkmadan, hiç bomba atmadan, hiçbir yavrucağızı yetim bırakmadan, yok öyle bir şey, kaç tane adamı bir şeylere çarptırarak öldürdüm. Bitireceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz ama nasıl patlatacağımı bir çözüm bulmam lazım. Resmen şu anda deneme yapıyorum.
Bana mısın demiyor. Acaba tanesine 4 tane taksam çözüm olur mu? Şimdi diyeceksiniz ki bunlar güçleniyor mu? Aslında evet güçleniyorlar. Aa, bu kadar, tamam. Şimdi böyle 1-2 tanesini düşüreceğiz. Adamlar nerede olduğumun farkında değil mi acaba? 3 tane işe yarıyor mu? Yarıyor. Ortayı direkt gömçürsem. Gömçürmek de biliyorsunuz Türkçemizin naçizane kelimelerinden. Hiç de bir şey olmadı yani ortada. Gömçürmek diye bir kelime yok ama argoda kullandığımız. Sen de sana bağlan. Onu iyice bir yerinden sarsalım. Sen de artık yapmışsın. Evet. Ve başarım Without Bullets adında bir başarım kazandık. Anladığım kadarıyla bir yeri hiçbir kurşun sıkmadan ben de ilk kez bitirmişim. Ama gözünüzle gördünüz. Vallahi gördünüz. Steam öyle diyor. Böyle bir şeyi başardık. Aha, Seaport Scramble. Çok güzel. Böylelikle elimizdeki halatların gücünü arttırabiliriz. Onu da size göstereyim. Bir sonraki zaten videomda Rico'yu geliştirmek için nelerden faydalandığımızı, nasıl challenge diyeceğim, meydan okumalar yaptığımızı göstermek istiyorum. Çünkü şurada görmüş olduğunuz alan tümüyle bu görevleri yerine getirdiğinizde yapıyor. Mesela bende var olan işte bağlanan halat sayısı diyeyim 2'ydi, 4'e çıkardım bu şekilde. Şimdi bir sonraki bu ikili yani bağladığımız her türlü halat yapısı eskisine göre çok daha fazla güçlü olacak. Bu da biraz önce 3 tane taktığım şeyi belki tek halatla ya da 2 halatla yapabilmemi sağlayacak. Bunu yapabilmek için bir miktar daha buradaki görmüş olduğunuz dişliğe ihtiyacım var. Herhalde bir sonraki videoda ben ona sahip olmuş olurum. Ve böylelikle eğlenceyi bir kat daha diyeyim. Katlarız. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bundan sonra gelen isteklerden bir tanesi var. Ve buranın neden patlatıldığını anlatacak şimdi bu arada televizyondaki ve radyodaki arkadaş. Onu bir dinleyelim. Burayı alıp bir başka bir yere taşımışlar. Ne güzel bahaneler. İşte gördüğünüz üzere bir diktatör baştayken arkadaşlar medya yayınlarından o kadar anlamsız şeyler çıkıyor ki yani çok güzel bir aslında atıf var dünya düzenlerimize diyeyim. Çok da fazla bu konulara girmeyeyim. Evet, dediğim gibi isteklerden bir tanesi, yani daha doğrusu attığınız yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Yapabileceklerimi yapıyorum. Zaten meydan okumaları size gösterme fikri birazcık oradan gelmişti. Bunun dışında isteklerden biri dedim. Askeri uçakla... Hop, şurada bir sakince durayım. Askeri uçakla etrafı bombalamak. Çünkü bombardıman uçağı var. Ve öne doğru füze atabildiği gibi ağzımıza yukarıdan bam 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 füzeler de saydırabiliyor. Eğlenceli. Zaten bütün uçuş araçlarının kontrolleri Just Cause 3'te oldukça basitleştirilmiş. Ölü bölgeleri çok fazla zaten. Sola kır kır kır. Alet hiçbir şekilde savrulmuyor. Onunla da bir üs almayı size göstereceğim. Eğlencesi bol gördüğünüz üzere. Keyfi bol. Böyle yeni bir şeyler de deniyoruz. O yüzden aklınıza bir şey gelirse paylaşın. Lütfen paslayın bana. Ben de elimden geldiği kadar sizlere göstereyim. O yüzden bu güzel mavilikle birlikte size hoşça kalın diyorum.